Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan yoğurt mayalımızı göstereceğim. 2 litrelik inek sütünü süzerek tencereme aldım. Orta ateşte ara ara şu şekilde karıştırarak kaynatacağım. Bu sefer yoğurdu fırında yapacağız. Daha güzel, gerçekten katı güzel bir yoğurt oluyor. Denedim ve çok hoşuma gitti. Sizlere de bunun videosunu çekip sunmak istedim. Sütünüzü her 3-4 dakikada bir gelip şu şekilde havalandırarak karıştırabilirsiniz. Ben de şimdi kaynayana kadar ara ara gelip karıştıracağım. Süt kaynamaya başladı. Her 3-4 dakikada bir 10 saniye boyunca böyle havalandırarak kaynattım. Gözünüz sürekli sütte olsun, yoksa taşabilir. Şimdi altını ayarladım. Böyle kaynamayı bırakmayacak şekilde ama taşmamasını da sağlayacak bir ayara getirdim ocağa. Ve 15 dakika boyunca ara ara gelip karıştırarak kaynatacağım. Artık yeterince kaynadı. Ocağın altını kapatıyorum. Kenara alacağım. Tam böyle mayalama ısısına gelince mayalamaya geçeceğim. Ama sakın o ayarı çok iyi tutturmaya çalışın. Şu baş parmağınızla içine soktuğunuz zaman, eğer ki parmağınız 8 saniye boyunca içerisinde duruyor fakat hafiften de yanıyorsa, o tam bir mayalama kıvamına gelmiş demektir. O ısıya gelene kadar kenarda soğutacağım, ondan sonra mayalayacağım. Süt yeterince mayalama kıvamına geldi. Parmağımla baktım, gayet iyi. Şimdi artık bir tatlı kaşığı ev yoğurdunu derin kabın içine koyuyorum. Bir tatlı kaşığı yeterli geliyor. Yoğurdu çok koymanız daha iyi mayalanacak anlamına gelmez. Bir tatlı kaşığı 2 kilo için yeterli geliyor. Sütten birazcık alacağım. Yoğurdu sütün kıvamına getireceğim. Çırpıyorum. İyice çırpın ki içerisinde böyle topak topak olmasın. Sonra yoğurdunuz kesik kesik gibi olabilir. Sıcaklığına da çok dikkat edin. Tamamdır. Sütü şöyle bir karıştırıyorum. Yoğurt karışımını ilave edip iyice karıştıracağım. Ben böyle bir borcama yapacağım. Boşaltıyorum. Fırını 40 dereceye getirdim. Sadece 10 dakika boyunca ısıttım ve kapattım. Ilıkken oturtturuyorum fırına. Üzerine üst süzgeci örtüyorum. Kapağını kapatacağım. Kıvamda 7 saat boyunca fırının içerisinde bekleteceğim. Fırını sakın açık bırakmayın. Sadece 40 derecede 10 dakika ısıtıp ılıkken atabilirsiniz. Fırınım kapalı. Sizlerle birlikte ben de açacağım. Akşamdan mayalayacaksanız bırakın, fırının içerisinde sabaha kadar da durabilir. Yani 10 saate kadar bile fırının içerisinde bekletebilirsiniz. Üzerindeki süzgeci alıyorum. Süzgeci koymamın sebebi, hafif böyle nemlenme yaparsa su içerisine akmasın diye. Çıkartıyorum. Gayet güzel tutmuş ama en azından 8-9 saat daha dolapta dinlenmesi gerekiyor. Dolapta bekledikçe nemlenip sulanmaması için üzerine temiz bir bezi örtüyorum. Kapağını kapatıp dolaba kaldıracağım. En azından bir 9 saat dolapta dinlendirin. Ama vaktiniz varsa 24 saat boyunca hiç ellemeyin. Toplamda 24 saat boyunca dinlendirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel katı bir yoğurt oldu. Yoğurdu alırken her zaman üstten almaya çalışın. Gerçekten çok güzel bir yoğurt oldu. Yakından da göstereyim.
Gayet güzel oluyor. Hiç böyle sulanmasını istemiyorsanız yoğurdunuzun, tekrar üzerine bezi örtüp bu şekilde kapatıp dolaba kaldırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.